Kıbrıs'ta şöyle bir şey oluyor. Kıbrıs'ta iki lider görüşüyor ve onların ekipleri görüşüyor. Kuzey Kıbrıs'ta Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı ve onun ekibi, aşağı tarafta Rum kesiminde de Anastasiadis ve onun ekibi görüşüyor. Yalnız şöyle bir sistematik var. Rumların arkasında Yunanistan var, Avrupa Birliği var, Amerika var, hatta Rusya destekliyor. Yani Rum tezlerini destekleyen çok bir geniş bir kesimde arkasında duruyor. Ne derlerse bir şekilde o tezleri satabiliyorlar. Diğer taraftan bizim KKTC'nin arkasında bir tek Türkiye var ama burada maalesef burada çok güçlü bir irade yok. Sanki devredilmiş konular, işte onlar halletsinler falan noktasına getiriliyor. Biraz ipin ucu kaçırılmış durumda, bayağı bir. Şimdi Montpellier'deki ikinci tur görüşmelerde Rumlar bazı taleplerde bulundular. Neydi onlar? Bir kere Rumlar şunu söylediler: biz garanti ve ittifak anlaşmasında önce Türkiye vazgeçtiğini açıklayacak, daha sonra konferans yapacağız. Ya böyle bir şey olamaz. Yani o zaman müzakere edilmeden ön şart olarak Türkiye'nin daha garanti anlaşmasını görüşmeden garantörlükten vazgeçmesini talep ettiler. İki, toprakları KKTC maalesef diyorum %29,2'ye düşürdü. Ama onlar bunu yeterli görmediler. Daha aşağıya, daha ver dediler. Üçüncüsü, çözüm halinde güneyden kuzeye gidecek Rumlar konusu oldu. Orada da 90 bin rakamını şey yaptılar, gündeme getirdiler Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Yani bu ne demektir? 220 bin biz vatandaş listesi vermişiz. Çözüm o, muhtemel bir çözümde. Bunun 90 bini, hadi müzakere olsun 80 bini, neredeyse %35'i içimize Rum alıyoruz. Yani 1974'te biz yenilmişiz. O yenilmişlik psikolojisiyle biz bir barış yapmak istiyoruz. Bravo. Ve her şeyi veriyoruz. Yani 1974'te aldığımız yerleri, büyük bir zaferle aldığımız yerleri bununla biz teslim etmek istiyoruz. Masada. Şimdi bu gerçekten akla ziyan bir şey. Beşli konferans ne demek? Yani bu altı tane fasıl var. Yönetim ve güç paylaşımı, ekonomi faslı var, AB faslı var, Avrupa Birliği faslı var. Ondan sonra şey var, toprak var, mülkiyet var ve garanti ve güvenlik bölümü var. Altı tane fasıl var. Türkiye o diğer beş faslı, garanti ve güvenlik dışındaki o beş faslı şöyle uzaktan izliyor. Yani işte alt seviyede izliyor. Sanki çok önemsiz bir konuymuş gibi şu anda. Diyor ki bunlar da diyor anlaşırlarsa nasıl olsa benim yanıma gelecekler. Ben de işin içinde olacağım. Garanti ve ittifak konusunu görüşeceğim. İyi de yani şu haritayı garanti etsen ne olur? Yani önemli olan neyi garanti edeceğin? İyi bir çözümü garanti etmek. Sulandırılmış, toprağına işgal edilmiş, toprağa alınmış, içine 100 bin Rum'un yerleşmiş, Ara bölgesi gitmiş, Dip Karpazı gitmiş, Maraş'ı gitmiş, Güzelyurdu gitmiş, sahilin önemli bir kısmı gitmiş, barış anlaşması tırnak içinde. Bunu garanti etsen ne olacak? Garanti ve ittifak anlaşmasında velev ki çoklu bir konferans olmasa, Rumların istediği gibi de bizim istediğimiz gibi beşli konferans olsa. Şimdi bakınız, Yunanistan Türkiye adadan çıksın, askeri gitsin diye garanti anlaşmasından çekileceğim diyor ben. Ben istemiyorum diyor. Ben istemiyorum, sen de isteme diyor. İngiltere'nin ise, İngiltere cingöz. İki tane şeyi var adada. Bir, egemen üsleri var. Ayrı devlet İngiltere. İki tane egemen üssü var adada. Ayrı bir devlet. Toprağı, kendi toprağı. İki, bir de bu garanti ve ittifak anlaşmasına taraf. Yani hem garantör hem de adada egemen üsleri olan kaymaklı yani. Şimdi İngiltere diyor ki ben diyor garanti ittifak anlaşmasından çekileceğim. Niye? Egemen üsler konusunu garanti altına alıyor. Yani aslında adada çekildiği bir şey yok. Garanti anlaşmasından çekiliyor. Peki kim kalıyor? Türkiye kalıyor. Şimdi şöyle düşünün. Rum kesimi istemiyor. Yunanistan istemiyor. İngiltere istemiyor. Çünkü egemen üsleri ayrıca var. Peki bu beş tane müzakere fasıllarında bir noktaya geldiniz ve altıncıda masaya oturdunuz. Ve kötü bir anlaşma. Şöyle bir tablo çıktı. Şimdi siz altıncıya güvenerek, yani nasıl olsa ben bunu bir şekilde hallederim diyerek, güvenerek
Oturduğunuz zaman ve muhtemelen de kabul etmediğiniz zaman bunu kim reddetmiş olacak bu çözümü? Türkiye reddetmiş olacak. Türkiye uzlaşmaz taraf olacak. Halbuki biz defalarca uyarıyoruz. Bu milli bir konu dedik. Bu kadar bu garanti ve ittifak anlaşmasını sona bırakma. İki, böyle konularda Sabahattin Bey şey olmaz. Yani hem toprak veriyorsun. Toprak veriyorsun. E yetmiyor. Bir de güneyden Rum taşıyorsun kuzeye. Yetmiyor bir de bunların mülkiyet şeyini veriyorsun. Ya biz şey mi kaybettik yani adada? Hakikaten yani ne savaş mı kaybettik? Savaş mı kaybettik? Vay efendim işte mülkiyet hakkı kutsaldır. Onu Rum düşünecekti. O bizim Kıbrıs'ı Türk kardeşlerimizi keserken onlar düşünecekti bunu. Yani devleti yıkarken onlar düşünecekti. Evokat çeteleri. Türkiye'ye bu kadar maliyet ödetirken onlar düşünecekti. Bugün Türk askerinin orada olmasının sebebi onların yapmış oldukları pislikler yüzünden oldu. Bugün Başka'daki Türk askeri Başka kampının içerisinde sıkışmış kalmış. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Bir müdahale şeyi yok. Yani şu haritanın neyini garanti edecek? Zaten gitmiş. Bunu verdiğiniz anda bitmiş. Siz Kuzey Kıbrıs'ın bütün kolunu, gerdanlığını en hassas, en yarayışlı diyelim veya en önemli noktalarını teslim ediyorsunuz. Efendim garanti anlaşması devam ediyor. Etse ne olur? Yani şu tabloda garanti anlaşması ne ifade eder? Bir de şu var. Şimdi kapsamlı çözüm bir bıkkınlık var. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin bazılarında bir bıkkınlık var. Ben onlara şunu söylemek istiyorum. Ya siz bizim kardeşimizsiniz. Biz size kötü bir şey demeyiz. Sonuçta burası şu anda sizin. Daha da iyi yönetin. Ama olacaksa da bir çözüm adam gibi bir çözüm olsun. Yani biz gönlümüz rahat etsin. Efendim sizin gönlünüz rahat etmese ama biz ederiz. Biz öyle olmaz. Öyle olmaz. Sen o çözüm yaparsın. Onlar %15. Evet. Kıbrıs'ın %15 marjinal Avrupa Birliği'yle evet. işbirliği yapan bir güruh var. %85 ana vatanla beraber. Evet. Yani sen bunu illa diyorsan ki ya Türkiye gitsin de ne olursa olsun. Ya Rum da olsun ama Türkiye olmasın diyorsan benim de sana söyleyeceklerim olur. Kusura bakma. Sen orada vatan hainliği yapmana izin vermeyiz.